Zor eğitimden herkese merhabalar. Matematik deneme sınavı, kamu personeli seçme sınavı yani KPSS, lisans, ön lisans ve orta öğrencilerine yönelik 30 soruluk full matematik denemesini çözeceğiz. Aynı zamanda DGS, ALES ve TYT sınavlarını hazırlanan öğrencilerimizi mutlaka tavsiye ediyoruz. Çünkü ÖSYM tadında bir deneme sınavı. Haydi bakalım hiç vakit kaybetmeden sorulara geçelim. Şimdi birinci sorumuzda bir rasyonel sayı sorusu. 2'yi aynen yazıyorum. 2'yi yazdım. Bölü payda eşitleyeceğiz. 5 kere 1 5. 5'ten 3 çıktı. 2 bölü 5. Artı. Şimdi buraya dikkat. 5 kere 1 5 fakat 3'ten 5'i çıkartıyorsun. Yani 3 eksi 5 eksi 2 bölü 5 bölü 2'yi aynen yazdım. Şöyle parantez içerisinde tekrardan yazdım. Bölü işlemi varsa onu çarpıya çevirdiğin zaman bu takla atıyordu. Yani 4 bölü 5, 5 bölü 4 oluyor. Şimdi tam sayıyı rasyonel sayıya böldüğünde tam sayı aynen yazılır. Rasyonel sayı takla atıyordu. Yani 2 bölü 5'i takla attırırsam 5 bölü 2 oldu. Artı eksi 2 bölü 5 birinciyi aynen yazıyorum. Şöyle eksi 2 bölü 5 diye parantez içerisinde yazdım. Bunu 2 bölü 1 gibi düşün. 2 bölü 1'i ters çeviriyorum ve çarpıyorum. Yani 2 bölü 1'i ters çevirirsem 1 bölü 2 oldu. Şöyle parantez içerisinde yazacağız. Çarpı 5 bölü 4. Yani burada parantez içindeki işlemi önce yapıp en son 5 bölü 4 ile çarpıyorsun. Orası çok önemli. İkiler sadeleşti. 2'ler gitti. 5 eksi 5. Değil mi? 5, onu şuraya yazalım. 5 eksi 1 bölü 5. Bu çünkü 1 yukarıda 5 aşağıda. Çarpı 5 bölü 4 yaptı. E burada payda işlersen 5 kere 5 25. 25 eksi 1 24 yapar. Yani 24 bölü 5 çarpı 5 bölü 4. Burada sağ yaparsak 4'lerde gitti. 6 diyebiliriz doğru cevaba. Yani doğru cevap Ceyhan diyebiliriz. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Ondalıklı sayının kuvveti alınıyor burada. 0,2'nin kuvvetini alıyorum. 0,2'yi öncelikle 2 bölü 10 diye yazarım. Daha sonra bunun karesini aldım. 0,05 bunu nasıl yazacağız? 5 bölü 100 değil mi? 5 bölü 100. 5 bölü 100'ün kübüymüş. Aşağıya geçtim. 125 5'in kübüdür. 5'in kübü çarpı 10 üzeri eksi 8. Şimdi dikkat. 2'nin karesi bölü 10'un karesi. 2'nin karesi bölü 10'un karesi. Öyle yazdım. Çarpı. 5'in kübü bölü 100'ün kübü. Yani 5'in kübü bölü 100'ün kübü yani 100'ün yerine 10'un karesi yazdım. 100'ün kübü böyle yazılır arkadaşlar. 10'un karesinin kübü bölü 5 üzeri 3 çarpı 10 üzeri eksi 8 diye yazmış oldum. Devam edelim. Şimdi burada 2'nin karesini aynen yazıyorum. Bakın 5'in kübü direkt gitti. 2'nin karesi bölü bölü onun karesi aynen yazdım çarpı üssün üssü 2 üssü çarparım. Yani bu 10 üzeri 6'dır. 2 ile 3 çarparsam ee, bölü 10 üzeri eksi 8. 10 üzeri eksi 8 diye yazdım. Şimdi dikkat. Şimdi burada bu onları artık toparlıyorum. Yani 2'nin karesini aynen yazdım. Çarpma işleminde tabanlar aynıysa üstleri topla. Yani 10 üzeri 8 bölü 10 üzeri eksi 8. Şimdi bakın bu ifadeyi yukarıya alacağım ya. Onu şöyle düşünüyorum. Yukarıya alırken kuvveti pozitif oluyor. Kuvvet negatifse eğer pozitif oluyor. Yani 10 üzeri 8 oldu. Kuvveti pozitif oldu. 2'nin karesi bölü 10 üzeri 8'i aynen yazdım. Bir kez daha söylüyorum paydadaki bu ifadeyi ben yukarı alırsam eğer eksi negatif kuvvet pozitif olur. Onu da direkt bu şekilde şu ifadenin yanına yazdım. Tamam 10 üzeri 8'ler gitti. Yani 2'nin karesi 4'müş bu ifade. Şimdi sayısı yani 4 a çarpı 10 üzeri n şeklinde gösterilirse şimdi 4 4 çarpı 10 üzeri 0'dır arkadaşlar. Çünkü her sayının 0. kuvveti 1'dir. 4 kere 1 4. Yani burayı dörde eşitlemek istiyorsak eğer o zaman n yani kuvvet sıfırdır. Kat sayı ise bakın neymiş? Dörtmüş. Yani a da dörde eşit. Bana a çarpı neyi soruyor? Yani dört çarpı sıfır ne yapar? Sıfır yapar. Sorunun cevabı Ceyhan'dır. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. 2'nin kuvveti şeklinde yazalım hepsini. Yani 2 üzeri 2a aynen kalsın. 2 üzeri a artı 16'nın yerine 2 üzeri 4 yazdım. Yani 2 üzeri 4 a oldu bölü. Burayı parçalıyorum arkadaşlar. 2 üzeri a artı 2'yi şöyle parçalıyorum. 2 üzeri a çarpı 2'nin karesi. Çünkü tabanlar aynıysa üstleri topla. Devam ettim. 4'ü 4'ün yerine şurada yazayım, yazayım onu. 2'nin karesi yazıyorum 4'ün yerine. Üssü a artı 1. Sonra üssün üssü 2 üssü çarp. Yani dağıtırsam o 2'yi. 2 çarpı a 2 a yaptı. Artı 2 çarpı 1 2 yaptı. Yani en son a ile bunu yazacağım. 2 üzeri 2 a artı 1. Bunu da parçalarsam. 2 üzeri 2 a çarpı 2'nin karesi diye parçaladım. Artı şunu da yine parçalıyorum. 2 üzeri 4 a çarpı 2'nin karesi diye parçaladım. Şimdi bundan sonra önce yukarı bakalım. Yukarıda ortak ne var? 2 üzeri a'lar ortak. O zaman 2 üzeri a'yı yaz aç parantezi. Birinciyi elde etmek için 2 üzeri a'yı ne ile çarparsan 2 üzeri 2 a olur. 2 üzeri a ile devam ediyorum. Ortağın kendisi, kendisi ise 1 artı. 2 üzeri a'yı ne ile çarparsan 2 üzeri 4 a olur. 2 üzeri 3 a ile çünkü üsler toplanıyor ya. a 3 a daha 4 a yapar. Geçtim şimdi aşağıya. Aşağıda ortak ne var? Dikkat. 2 üzeri a var bir de 2'nin karesi var. Yani 2 üzeri a çarpı 2'nin kareleri ortak. Tamam ortağı yazdım aç parantezi. Ortağın kendisi ise 1 artı. Bunu elde etmek istiyorsan bunu ne ile çarparsan 2 üzeri 2 a olur? 2 üzeri a ile tamam geç artı. Bakın 2 üzeri a ile bu ifadeyi çarparsam 2 üzeri 2 a çarpı 2'nin karesi olur. Devam ediyorum. Bunu elde etmek istiyorsan ne ile çarpman lazım bu ifadeyi? 2 üzeri 3a ile çarpman yeterli. Kapattım. Değil mi? Şimdi sadeleşmemizi yapıyoruz. Bakın bununla bu zaten aynı ifade olduğu için direkt sadeleşti. 2 üzeri a'lar direkt gitti. Ne kaldı sadece? Şuradaki 2'nin karesi kaldı. Ama aşağıya yazıyoruz. 2'nin karesi 4 yapar. 1 bölü 4 neye eşitmiş? a bölü 16'ya. O zaman a bölü 16 ise sadeleştir. 4 A'nın 4 olduğunu söyleyebiliriz. Bana daha iyi soruyor. Yani cevaba Ceyhan diyebiliriz. Şimdi dördüncü sorumuzla devam edelim. Bir kareköklü sayı sorusu. ÖSYM'nin yine çok sevdiği sorulardan bir tanesi. Haydi bakalım başlayalım. Şimdi karekök 50 dediği zaman biz bunu çarpanlarına nasıl ayırıyoruz? 25'e 2. Yani bu şekilde basit görebildiklerinize direkt yazabilirsiniz. Çünkü 25 dışarı nasıl çıkar kökün dışına? 5 diye. Diğeri kaldı. 2 kökün içinde kaldı yani 5 kök 2. 72'yi çarpanlara ayırırsam nasıl ayırıyorsun? Ee, şimdi 9 kere 8 72 ama öyle yazmıyorum bakın. 36'ya 2 diye yazıyorum. Çünkü 36 dışarı nasıl çıkar? 6 diye çıkar. Yani eksi 6 kök 2 diye yazdım. Eğer bunu direkt 36 olduğunu göremiyorsan şöyle yapabilirsin. 72'yi ayır çarpanlarına. 2'ye böl 36. 18. 2'ye böl 9. 3'e böl 3. 3'e böl 1. Yani 2 tanesi bir tane olarak çıktı. 2 tanesi bir tane olarak çıktı. Şurada tek 2 kaldı kökün içerisinde. O zaman burası ne yapar? 6 kök 2'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Geldik 8'e. 8'i de 4 çarpı 2 diye yazdım. 4 nasıl çıkar dışarı? 2 diye. Yani 2 kök 2 olduğunu söyleyebiliriz. Devam ediyoruz. Şimdi kare kök 98. 98'i çarpan ayırdım. 2 49, 49 7'ye bölünür. 7 tekrar 7'ye bölünür. 1. 2 tane 7, 1 tane 7 olarak dışarı çıktı. Yani 7 kök 2 diyebilirim. Eksi 18 ile çarpan ayırırsam 9'a 2. 9 da 3 diye çıktı. Yani 3 kök 2. Toplarsak şimdi 5 kök 2. 2 kök 2 daha 7 kök 2. 7'den 6 çıkarsa 1 kök 2 bölü 4 kök 2. Kök 2'ler sadeleşir. O zaman 1 bölü 4 diyebiliriz sorunun cevabına Bolu diyebiliriz. Devam edelim. Geldik çarpanlara ayırmaya. Ne demiştim ben hep size? A küp eksi B küpü bilmiyorsan o zaman çok dikkat et. Bunu öğrenmen gerekiyor değil mi? Çok önemli demiştim. A küp eksi B küp neydi? Size soruyorum. Haydi cevapla. Neden? Hı? Var mı? Bilmeyen var mı yoksa aranızda? A eksi B çarpı A kare artı AB artı B kare. Nasıl yapıyorsun? Eğer eksi ise buraya eksi yazıyorsun. Yani aynı işaret. Eğer burası eksi ise şurası artı ters işaret. Diğer taraflar aynı. Burası her zaman artı b kare. Tamam. Şimdi burada şunu yapacağız. x küp eksi 27'nin yerine 3'ün kübü diye yazıyorum. Yani a küp eksi b kübü yazacağım. x küp eksi 3'ün kübü a eksi b. Şuraya yazalım. Yani x eksi 3 çarpı a kare. Burada x'in karesi artı ab yani x çarpı 3, 3x artı b kare yani ikincinin karesi, 3'ün karesi 9 oldu. Tamam. Yani bu x küp eksi 27'yi, e, x küp eksi 3'ün küpü diye yazdım. Tamam. Şimdi geçelim aşağıya. Bunu nasıl düşüneceğiz? x kare eksi 3'ün karesi yani a kare eksi b kare. a kare eksi b kare neydi? 2 kare farkı. Bunu herkes biliyor değil mi? A eksi B, A artı B. Nedense bunu herkes biliyor. A küp eksi B kübü kimse bilemiyor. <laughs> Şimdi o zaman x kare eksi 3'ün karesi 2 kare farkısa x eksi 3 çarpı x artı 3 diye yazdık. Burada x eksi 3'ler gitti. Şimdi arada bölme işareti var ya bu ifadeyi ters çevireceğiz. Yani bunu yukarı alacağım. Yukarı alırken ama şu artık bunu çarpı yapıyorum. Eksi 12'yi çarpanla ayırıyorum. Eksi 12'nin çarpanları 6'ya 2 olabilir ya da 4'e 3 olabilir. Oraya dikkat. 4'e 3 diye yazıyorum ama eksi 4'e 3 diye yazdım. Çarptığım zaman eksi 12'yi versin. Topladığım zaman da buranın katsayısı olan eksi 1'i versin. Yazdıktan sonra yan yana yazıyorsun. Yani x eksi 4 çarpı x artı 3 bölü bölü. Burayı da aynen yazıyorum arkadaşlar. Çünkü burada yapacağın hiçbir şey yok. Çarpanlara ayrılmıyor orası x kare artı 3x artı 9'u aynen yazdım. Yani bölmeyi çarpma yaptım. İkinci ifadeyi taklattırdım. Tamamdır. Şimdi sadeleşmeye bak şimdi. Bu gitti bakın aynısı. x kare artı 3x artı 9. x artı 3'ler de gitti. Bay bay. O zaman ne kaldı geriye? x eksi 4. Yani sorumuzun cevabı Ceyhan diyebiliriz. Haydi devam edelim. Geldik. Mutlak değerli sorusuna. Çok güzel bir soru. Şimdi bakalım. Mutlak x büyük x. Sence x nasıl bir sayı? Pozitif olabilir mi? Pozitif olabilir mi? Mesela x'in yerine 5 verelim. Mutlak 5, beş, 5'ten büyük müdür? Hayır. O zaman pozitif olamaz. Sil bunu. Pozitif olamaz. Peki negatif olabilir mi? Mesela eksi 2. Mutlak eksi 2 büyüktür eksi 2. Mutlak eksi 2 de 2 diye çıkar dışarı. Bu oldu mu? Ha, o zaman x negatifmiş. Yani şöyle diyeceğiz. Sonuç olarak x'e negatif demek x küçük sıfırmış. Bunu öncelikle yazdık. İkincisi burada ne diyebiliriz diye yani bir düşünelim. Mesela yine 5 diyebilir miyiz? 5 dersem 5 küçüktür 5 bu olmuyor. E peki negatif bir şey olabilir mi? Mesela eksi 5 verelim. Eksi 5 küçüktür mutlak eksi 5. Bu zaten artı 5 diye çıkar. Olur. Sağlıyor. O zaman y de negatifmiş. Y de küçük 0. Şimdi eşitlik koymuyorum çünkü sıfır verdiğinde sağlamıyor arkadaşlar. Sıfır küçük sıfır olmaz. O yüzden eşitlik koymuyorsun. Yani her ikisine de negatif olduğunu bu şekilde yazabiliriz. Hangisi daima doğrudur diyor. Dikkat daimanın altını çizdik. X çarpı Y negatiftir diyor. Hayır. Yani her ikisi de negatifse eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Bu olmaz. Geldim buraya. X diyor negatiftir. Y ise pozitiftir. Yanlış. Her ikisi de negatiftir. X bölü Y birden büyüktür. Şimdi her ikisi de negatif ama birden büyük olup olmadığı bu bir dursun. Geldim Denizli'ye. X bölü Y pozitiftir diyor. Bu doğru. Çünkü bakın X'in işareti zaten negatif. Y'nin işareti de negatif. Değil mi? Eksinin eksiye bölümü kesinlikle nedir? Artıdır. Yani büyük sıfırdır. O zaman Denizli kesinlikle doğrudur. Biri bilemeyiz. Bunu bilemeyiz. Y X'ten küçüktür. Bunu da bilemeyiz. Hangisi büyük hangisi küçük? Haydi bakalım. Çok güzel bir soruydu. Geçtik geldik işlem sorusuna. Şimdi burada işlemde öncelikle bakın parantez içerisindeki işlemleri yapacağım. Yani 3 kare 1 yapacağım. Bakın şurada yapıyorsun. A yerine 3 kare B'nin yerine 1 yazıyorsun. O zaman ne olur? Buradaki A'nın yerine de 3, üçgen B'nin yerine de 1 yazacağım. B'nin yerine 1 yazdım, A'nın yerine 3 yazdım. Yani bu neye eşitmiş? 3 üçgen 1 ...artı 1'in bütün kuvvetleri 1'e eşittir. Bana bunu soruyor. E peki 3 üç üçgen 1'i nereden bulacağız? Bakın üçgen de yukarıda. Burada 3 üç üçgen 1'i bulacağız. Yani 3 üzeri 1, A üzeri B, 3 üzeri 1... ...artı 3. 3 üç tane ne yapar? 6 yapar. O zaman 3 üç üçgen 1, 6'ya eşitmiş. 6 bir tane yaptı, 7 yaptı. Yani şunun 7'ye eşit olduğunu bulmuş olduk. Şimdi geldik 1 kare 3'e. Yani buraya... Onu bulmam lazım. 7 üzeri bir şey. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Bakalım şimdi. 1 kare 3'ü de onu da yine aynı yerden yapacağız. Bakın 1 kare. Kare burada olduğu için 3. Bu ne demek? A'nın yerine 1 yaz. B'nin yerine 3 yaz. 1 üçgen 3 artı B'nin yerine 3 yazıyorum. 3 üzeri 1. Ha bu ne oldu o zaman? 1 üçgen 3'ü bulmam lazım. 1 üçgen 3'ü de yukarıdan bulacağım. Şurada şurada A'nın yerine 1 B'nin yerine 3 yazacağım. A'nın yerine 1, 1 üzeri 3 artı 3 oldu o zaman. Yani burası 1 artı 3, 4'e eşit. Şimdi bir üçgen 3'ü 4 bulduk. O zaman burası 4'müş. 4, 3 tane yapar? 7 yapar. Yani 7 üzeri 7'yi soruyor bana. Do Sorunun doğru cevabı 7 üzeri 7 yani denizle. Haydi bakalım devam edelim. Geldik bir fonksiyon sorusuna. Fonksiyonlarda bileşke işlemi e sorusu. Bu da ÖSYM'nin çok sevdiği konulardan bir tanesi yine. F, R eksi 3'ten R eksi 3'e. Bu ne demek biliyor musun? Fonksiyonu tanımsız yapan değer 3'tür. Bu da fonksiyonun tersini tanımsız yapan değer 3'tür. Yani paydayı 0 yapan değer 3 diyor. Bakıyorum paydayı 0 yapan değer gerçekten 3. Şimdi F bileşke F'i yani 2 tane F fonksiyonu bileşke işlemine girerse bunu F ile gösteriyor. 3 tane işleme girerse F küple n tane f fonksiyonu bileşke işlemine girerse onu f üzeri n ile gösteriyor. Şimdi o zaman aşağıda da bir denklem vermiş bakın. f üzeri 26 f üzeri 11 f üzeri 12 diye. Ben o zaman işlemlere bir başlayayım. Öncelikle f bileşke f'i bulalım bakalım. f bileşke f. Bu nasıl bulunuyordu? Hatırla bileşke fonksiyonda iç içe yazıyorsun. f(f(x)). Önce içe yaz. Sonra şunu yapıyoruz. F parantez içerisinde fx'in yerine şunu yazacağız. Yani 3x eksi 1 bölü x 3. Peki bu ne demek şimdi? fx fonksiyonu verilmiş. Bana f 3x 1 bölü x eksi 3'ü soruyorsa f fonksiyonunda x gördüğün yere 3x 1 bölü x 3 yaz. Yazalım onu şurada. 3 çarpı 3x eksi 1 bölü x 3 eksi 1 bölü 3x eksi 1 bölü x eksi 3 eksi 3. Yani dağılmayı uygularsam şöyle. 9x eksi 3 eksi x artı 3 bölü ortak paydan x eksi 3. Burada payda işleme yaptım. 3'ü dağıttım. Eksi 1 ile şunu çarptım. Eksi x artı 3 oradan geldi. Bölü paydayı aynen yazdım bakın buraya. Bölü. Burada da payda yapalım aşağıda. 3x eksi 1. Eksi 3 ile bunu çarpıyorum. Yani her ikisiyle tabii ne alır o? Eksi 3x artı 9 bölü ortak paydamız x eksi 3 dedim. Artık x eksi 3'ler gitti. Bakalım kalanlara bunlar da gitti. Yani 8x bölü 3x'ler gitti. 9'dan 1 çıkarsa 8 kaldı. Ha, o zaman bakın f bileşke f direkt x'e eşitmiş. Şunu yazalım bakın. f bileşke fx eşittir x'miş. Peki 3 tane f fonksiyonunu şu şekilde bileşke işlemine sokarsam bu neye eşit olur? Şöyle bakalım. E burası x'e eşitse e bu da fx'e eşit olur. 4 tane f fonksiyonu bileşke işlemine sokarsam ne olur? Ona bakalım. Şimdi burası zaten x'ti. Burası oldu fx. Yani fx oldu. Başında bir tane f var. f bileşke fx'e geldik. Yani 4 tanesi 2 tane düştü. E 2 tane f bileşke f de x'e eşitti. Buraya direkt x diyebilirim. O zaman şöyle diyelim bakın bana özellikle şunu demiş 2 tane f fonksiyonu şöyle mavi seçelim 2 tane f fonksiyonu f kareye eşitmiş. Yani bunun yerine f kare yazdım 3 tanesi f kübe eşit 4 tanesi f üzeri 4'e eşit e, o zaman şöyle diyorum çiftlerde x'e eşit çiftlerde x'e eşit teklerde ise fx'e eşit. Yani çiftlerde direkt x'e eşittir. Bu direkt x'e eşit. E, x'in yerine de a yaz diyor. O zaman bu direkt a eşit. Teklerde fx'e eşit. Bu direkt fx'e eşit. X'in yerine 4 yaz diyor. Yani f4. F4'e eşit. Artı çiftlerde fx değil. Çiftlerde direkt x'e eşit. E, x'e eşit. X'in yerine de 6 yaz diyor. 6'ya eşit. Bana şimdi burada f4'ü soruyor. X yerine 4 yazarsam 3 kere 4 12. 12'den 1 çıkarsa 11 bölü. 4 eksi 3 1 yaptı. Artı 6. O zaman A eşittir. 17 diyebiliriz. Yani doğru cevaba Edirne dedik. Devam edelim. Ünlü matematikçi Gauss'un ilkokulda bulduğu söylenen 1'den N'ye kadar olan doğal sayıların toplamının kuralı aşağıda verilmiştir. Hey maşallah Gauss bunu ilkokulda bulmuş. Yani biz ilkokulda neler yapıyorduk. Bak Gauss nelerle uğraşıyormuş. Şimdi 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'ye eşitmiş. Ha buna göre aşağıdakilerden hangisinin sonucu 300'dür diyor. Şimdi şöyle gidelim o zaman. Mesela 25'de başlayayım. 25 çarpı 1 fazlası yani 26 bölü 2. 24 çarpı 1 fazlası 25 bölü 2. 1'den 23'e kadar olan sayılar 23 çarpı 24 bölü 2'ye eşittir. 1'den 20'ye kadar olan sayıların toplamı da 20 çarpı 21 bölü 2'ye eşittir. Yani bunları sadeleştirirsek 2'ye bölersem 10, 210 yaptı burası. Burası 12 çarpı 23, 300 olması lazım değil. Burada 12 çarpı 25. Bu 300'e eşit midir? 12 çarpı 25 değil mi? 240 artı 60, 300'e eşittir. O zaman C'nin cevabına 300 diyebiliriz. C'yi bir kez daha tekrar edeyim. 1'den 24'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'ye eşittir. 1 fazlası bölü 2. Çarptım 12. 25 ile 12'yi çarparsam 300 yapar. Gauss amcamızın bulduğu bu formül gerçekten çok önemli. KPSS'de her sorunun içerisinde çıkabilir bu. Çok dikkat. Yani bu bir kısa yol. 1'den 30'a kadar olan sayıların toplamını kısa yoldan 30 çarpı 31 bölü 2 şeklinde bulabiliriz. Geldik 10. soruya. 3 basamaklı 3A4 sayısı ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. 12 ile tam bölünmektedir. Bir dur burada. Sayı eğer 12'ye tam bölünüyorsa hem 3'e hem 4'e tam bölünüyor demektir. Aralarındaki asal çarpanı 12'nin yani her ikisinde ortak olarak bölen bir şey var mı 3 ile 4'ün yok. Sayı hem 3'e hem de 4'e ortak olarak bölünecek. Şimdi 4'e bölünme kuralı neydi? on'u bakacağız Bir de daha sonra 3'e bölünme kuralında tam sağlaması lazım. İkinci şıkka geçelim. Onlar ve billler basamağındaki rakamların yerleri değiştirildiğinde, yani şöyle yapıldığında onlar ve birler. 3, 4a yapıldığında yerleri değiştiğinde. elde edilen sayı da 12'ye bölünmektedir. Ha bu sayı da tam 12'ye bölünüyormuş yani hem 3'e, hem 4'e bölünüyormuş. Onu da düşünmemiz lazım. 3 4a sayısı da hem 3'e hem 4'e bölünecek. O zaman a'ya öyle sayılar yazacağız ki her iki sayı da hem 3'e hem 4'e bölünsün. A'ya 2 yazayım mı? Yazamam çünkü şimdi burada 24 tamam 4'e tam bölünüyor. Fakat burada 2 yazdığım zaman 42 4'e tam bölünmüyor. 4'e bölünme kuralı neydi? Son iki basamağı 4'ün katı olacak, değil mi? A'ya 2 yazdığım zaman 24 tamam 4'ün katı da 42 4'ün katı değil o zaman A2 olamaz. Devam ediyorum. Peki A 0 olabilir mi? 0. 0 4 4'e bölünür. 40 da 4'e bölünür. O zaman A 0 olur. En küçüğünden başladım işte. A 0 olur. Ondan sonra 4 ekle ekle git. 4 olur. Burayı da sağladı bak. 8 olur. 84 48. Her ikisi de 4'e bölünüyor. Tamam. A'ya bu vereceğimiz değerler çıktı. Ama sayı 4'e bölündüğü gibi aynı zamanda 3'e de tam bölünecek. 3'e bölünme kuralı neydi? Rakamları toplamı 3'ün katı olacak. Yani toplayalım bakalım. Şimdi 3 4 daha 7. 7 3'ün katı değil. Gitti 0 eledik. 3 4 daha 7 7 4 daha 11. 11 3'ün katı değil. Eledik. 3 8 daha 11 4 daha 15. A'yı bulduk bakın. A 8'miş. Başka bir değer olamaz. A kesinlikle 8. O zaman soruya geçiyorum. 3 basamaklı 888 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Bir sayının 9'a bölümünden kalan rakamları toplamının 9'a bölümünden kalandır. Yani bu sayının rakamları toplarsam 24 yapar. 24'ü 9'a bölüyorum. 2 kere 9 18 kalan kaçtır? 6'dır. Yani doğru cevabı direkt Ceyhan diyebiliriz. Geldik 11. sorumuza arkadaşım teklik çiftlik bak özellikle KPSS DGS ALES öğrencilerimiz TYT'de öyle TYT'de de teklik çiftlik her sene geliyor dikkatli izle. ABC birer tam sayı olmak üzere A negatif bir tek sayı. B pozitif bir çift sayı, C negatif bir çift sayı olduğuna göre hangileri kesinlikle doğrudur diyor. ABC pozitiftir. Şimdi şöyle yapın bakın. A B C şöyle yazdım. A negatifmiş, B pozitifmiş, C de negatifmiş. Önce işaretleri yazdım. Sonra teklikleri yazalım. A tekmiş, B çiftmiş, C de çiftmiş. Tamam, şöyle daha rahat görürüz. Hadi bakalım şimdi. ABC. ABC'yi çarptığın zaman pozitif olur mu? Olur. Bak çünkü eksi artı eksi. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Pozitif olur. Peki çift olur mu? Sen ne diyorsun çarpma işleminde? Bir tanesi herhangi bir tanesi çiftse çarpım çifttir. O zaman bir kesinlikle doğrudur. Çok güzel oldu. Devam edelim. Şimdi A çarpı B. A çarpı B dediğin zaman eksi ile artıyı çarptığın zaman ne olur burası? Eksi olur. Eksi olur. Peki tekle çifti çarparsan ne olur? Çift olur. Onu şuraya yazıyorum. Çift. Yani negatif bir çiftmiş. C'ye bakalım. C negatif. Yani burası negatif. Ve çift sayı. E şimdi negatifle negatifi toplarsan negatif olur. Burası doğru. Çiftle çifti toplarsan çift olur arkadaşım. Tek olmaz. Geçmiş olsun. iki attık. Devam ediyoruz. B ile C'yi çarpacağız. Artıyla eksinin çarpımı nedir? Eksidir. Peki çiftle çifti çarpıyorsun değil mi? Eksi negatif bir çift sayı o zaman B çarpı C. Peki A'ya da bakalım. A'da negatif bir tek sayıymış. O zaman şöyle. Tek sayıdan çıkar çift sayıyı. Tekten çifti çıkartır ya da tekle çifti toplarsan kesinlikle tek olur. Yani teklik doğru. Peki işarete bakalım eksi bir sayıdan, onu da yapıyorum, eksi bir sayıdan çıkar eksi bir sayıyı. Şimdi bu dikkat. Şimdi sen bunun işaretini bilemezsin. Yani çünkü şöyle düşün bak. Eksi 2, eksi, 6. Eksi 7, eksi, 3 mesela. Böyle baktığında e, topladığım zaman bakın burası eksi eksi artı yapar. altı 2 çıktı. Pozitif oldu. Eksi 7 artı 3 oldu burası. Bu sefer de negatif oldu. Yani pozitif mi negatifliği ile ilgili bir şey söyleyemezsin. Bu durumda yani burada kesinlik yoktur. 2 ve 3'ü attık. Yalnız 1 diyerek doğru cevabı Adana diyebiliriz. Geldik harika bir soru daha. Mutlak değerli eşitsizlik arkadaşlar. Lütfen bu soruları iyice öğrenin çözümlerini. Mutlaka sınavda gelecek. Olduğuna göre. Şimdi her zaman söyledik artık istiklal maaşı oldu. Karesi kendisinden küçük bir sayının ne diyorsun? Bir daha söylüyorum. Karesi, karesi kendisinden küçük olan sayılar nasıl sayılardır? Sıfırla bir arasındaki sayılardır. O zaman ben B'nin yerine sıfırla bir arasında yazdım. Şimdi A içinde değer ver. Mesela A'ya 5 diyelim olur mu? Mutlak 5, beş. 5'ten büyük müdür? Değildir. Yani a pozitif sayı olamaz o zaman. A'ya negatif bir sayı verelim mesela. Mutlak eksi 5 büyüktür eksi 5. Doğru mu? Doğru. Çünkü mutlak eksi 5 artı 5 diye çıkar. 5 beş eksi 5'ten büyüktür. O zaman A negatif olabilir. Yani A küçük 0'dır diyorum. A ile ilgili de bilgiyi öğrenmiş oldum. Hangileri doğrudur diyor. A B'den büyüktür diyor. Şimdi A bir kere negatif. Negatif bir sayı nasıl? Pozitif bir sayıdan büyük olsun. Bir Yanlış. A çarpı B negatiftir. Doğru. Çünkü B'nin sıfırdan büyük olduğunu yani pozitif olduğunu A'nın da negatif olduğunu bulduk. Artıyla eksiği çarparsan ne olur? Eksi olur. Yani cevaba yalnız 2 diyebiliriz. Bir de 3'e bakalım. Şimdi 3. soruda A bölü B, B bölü A'dan bahsediyor. Şimdi burada değer vermek mantıklı mı? Yani şöyle düşünelim arkadaşlar. B büyük 0 bakın. B büyük 0. Çünkü sadece şu kısmını aldım bakın. B büyük 0. A da küçük sıfırsa. A da küçük sıfırsa. Sen bana A bölü B dediğin zaman veya B bölü A dediğin zaman nasıl sayılar oluyor bunlar? Biri eksi bir artı değil mi? Yani eksinin artıya bölümü ya da artının eksiye bölümü kesinlikle negatif sayılar oluyor. E şimdi bu negatifmiş. Bu da negatifmiş. Negatifle negatif toplarsan kesinlikle negatiftir. Bu da gitti yanlış. Yani bu yanlışmış. O zaman doğru cevap yalnız iki yani denizli diyebiliriz. Haydi bakalım devam edelim. 13. soruya geldik. Oo. Ya benim en çok sevdiğim çarpanlara ayırma sorusu bu. Bunu koydum. Çünkü şimdi neden çok sevdiğimi de size anlatacağım. Bakın şimdi. Herkes şunu biliyor abi. Herkes biliyor. Bak şimdi. X kare eksi y kare değil mi? Söyle bakayım bunu. Sesinizi duyar gibiyim. X eksi y çarpı x artı y. Ya bunu cümle alem biliyor. Peki ÖSYM bunu sorar mı sana? Sormaz abi. Adam sorduğunda sınava 3 milyon kişi giriyor. 2,5 milyon cevapladı. Tabii ki bunu sormayacak. Sana neyi soracak? X eksi Y'yi soracak. Sen bunu çarpanlara ayırabilir misin? Hocam burada bir şey yok gideceksin. Var arkadaşım bak şimdi. X'in yerine kök X'in karesi yazarsın. Y'nin yerine de kök Y'nin karesi yazarsın. Hoba alacaksın diyeceksin. Çünkü kareyle kök gider. Burada X kalır. Kareyle kök gider Y kalır. Yani bu buna eşittir. E oldu mu sana iki kare farkı? Oldu. O zaman bunun yerine a kare eksi b kare neydi? a eksi b artı b. Yani kök x eksi kök y çarpı kök x artı kök y. Tamamdır. Bakın burada bunu yapacağız işte. Hemen temizliyorum o zaman her yeri. Şimdi burada x eksi y'nin yerine o zaman kök x'in karesi eksi kök y'nin karesi gibi düşünüyorsun sen bunu. Yani iki kare farkı yapıyorsun burada. İki kare farkı ne demek? A eksi B çarpı A artı B demek. Sorunun en güzel kısmı bu arkadaşım. Bunu sorsun inan yüzde en fazla 20'si yapar. Sınava giren öğrencilerin en fazla yüzde 20'si yapar bu soruyu. Diğerlerini aynen yazıyorum. Tamamdır. Şimdi devam ediyorum. Bakın tak tak bunlar gitti. Ne kaldı geriye? Kök x eksi kök y kaldı. Eksi kök x artı kök y'yi de aynen yazdım. Tık tık bu da gitti. Değil mi? Bakın bu da gitti. Ne kaldı geriye? Bu koskoca bir sıfır kaldı. Bir hiçlik kaldı yani. <laughs> hani öğrenciler vardır ya. Hocam bu kadar işlemi sıfırı bulmak için mi yaptık ya? <laughs> Hiç anlamam o yorumu da yani. Bu kadar işlemi sıfır bulmak için mi yaptık hocam? Biri bulmak için mi yaptık hocam? <laughs> ya arkadaşım ne fark eder cevap 25 mi, mi 10 mu? <laughs> Şimdi devam ediyoruz. Üçlü eşitlik var bakın burada küme sorusu. Kat sayılara baktığın zaman şu ifadelerin kat sayıları 3, 4, 6. O zaman sen şöyle diyeceksin. 3, 4, 6'nın o okay kekine o okay, kek 3, 4, 6. Yani 3'ünün de en küçük ortak katı ne? 6'dan gidersin. 6'nın katlarına bak. Mesela 6 her üçünün de katı mıdır? Hayır. 12 her üçünün de katı mıdır? Evet. O zaman o okay, keki 12'dir. 12'de eşitleyeceksin. Şimdi sana soruyorum. Sen cevapla. 3'ü ne ile çarparsan 12 olur? Çok güzel. 4'ü ne ile çarparsan 12 olur? 6'yı ne ile çarparsan 12 olur? He. O 12'yi bulmamızın sebebi buymuş. Hepsini 12'ye eşitledim. Bakın burada kümelerde aslında hepsini X cinsinden yazmış oldum bu taktikle. Devam edelim. O zaman çizerim. Artık kümelerimizi şöyle. A kümesi. B kümesi. Tamam. Şimdi B fark A neresiydi? Bakın şurasıydı, değil mi? Burası 3x'miş. O zaman şuraya 3x'i yapıştırdık. Şöyle 3x'i yazdık. Tamam. A kesişim B neresi? A kesişim B de şurası. Oraya da 2x'i yapıştırdık. Burası da 2x'miş. Şöyle yazdım. Tamam. Peki bu ne ya hocam ya? A kesişim B'nin tümleyeni. Aslında bu A fark B bilen bilir. A fark B dediğin zaman yani A'dan B'yi çıkardığında bu A kesişim B'nin tümleyenidir. Neden? Hemen açıklayayım. Bak şimdi. A b A fark B burası değil mi? A fark B. Aynı zamanda şuradan anlatırsam A kümesiyle A kümesinin tamamıyla B'nin dışını kesiştirdiğimde sadece burası kalır bakın. A kümesinin tamamıyla B'de olmayanlar kesişim kümesi A fark B eşittir. O zaman sonuç A fark B A kesişim B'nin tümleyenine eşittir. Hani bunu bilirsen iyi olur. Bunu bire, bir yere not al. Tamam. Bunun yerine de o zaman A fark B'nin yerine de 4x yazdık. Bak ne kadar basit. A birleşim B 36 imiş Yani topladığın zaman 36. Toplayalım. 4x, 2x daha 6x, 3x daha 9x. O zaman 9x eşittir 36 ise buradan x eşittir 4 çıkar. Bana A kümesini soruyor. Şöyle bakın arkadaşlar. A kümesi budur. Yani 6x tamamını söyleyeceksin. 6x. Eğer x 4 ise 6 x kaçtır? 24'tür. Yani do sorunun doğru cevabına denizli diyebiliriz. Geldik 15. soruya. Sayı kesir problemleri. Belli sayıda şeker 4 çocuk arasında aşağıdaki şekilde paylaştırılıyor. Birinci çocuk toplam şeker sayısının 1 bölü 6'sı kadar şeker alıyor. İkinci çocuk birinci çocuktan 10 tane fazla alıyor. Şöyle yapalım bakın. Toplam şeker sayısı toplam 6x olsun. Tamam. Birinci çocuk 1 bir diye yazıyorum buraya. Toplam şeker sayısının yani 6x'in 1 bölü 6'sı kadar şeker alıyor. 6x'in 1 bölü 6'sı ne yapar? x yapar. Tamam. Peki ikinci çocuk ne kadar alıyor? İkinci çocuk birinci çocuktan 10 tane fazla alıyor. 10 tane fazla aldı. Tamam. Üçüncü çocuk birinci çocuktan iki tane fazla alıyor. Birinci çocuktan iki tane fazla aldı. X artı 2. Dördüncü çocuk üçüncü çocuğun aldığı şeker sayısının iki katı kadar şeker alıyor. Yani dördüncü çocuk üçüncü çocuğun aldığı şeker sayısının iki katı. Bunun iki katını almak demek her ikisini de 2 ile çarpmak demek. Tamamdır. Toplam şeker sayısı kaçtır diyor. Biz toplam şeker sayısı ne demiştik? 6x demiştik. O zaman 6x eşittir Yani 1x, 2x, 3x, 5x. 5x artı 12, 4 daha 16 eşittir 6x. O zaman x eşittir 16 dedik. Toplam şeker sayısı 6x ise 6 çarpı 16'yı soruyor. Yani 96 cevap Ceyhan diyebiliriz sorumuzun doğru cevabına. Geldik 16'ya. Meral'in her gün aldığı harçlık miktarı ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Hafta içi her gün eşit miktarda harçlık almaktadır. Yani hafta içi her gün x alıyor x. Toplamda hafta içi 5 günü var. 5x alıyor. Hafta sonu her bir gün için hafta içi aldığı toplam harçlığın yani 5x'in 1 bölü 10'u kadar harçlık almaktadır. O zaman şöyle yapalım mı arkadaşlar? Bunu şöyle düşünüyorum. Her gün 2x harçlık aldı. 2x, 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 2x. Hafta içi bu kadar harçlık aldı. Yani hafta içi ne kadar aldığı zaman? 10x aldı. Şuraya yazıyorum. Hafta içi. Hafta sonu. Hafta sonu ne kadar alır? Hafta sonu her bir gün için hafta içi aldığı toplam harçlarının 1 bölü 10'u kadar. Yani 10x'in 1 bölü 10'u ne yapar? X yapar. Hafta sonu da cumartesi X alır, pazar X alır. Ayrı ayrı iki tane x alır. Hafta içinde de her gün 2x aldı. Böyle kurabilirsin denklem. Devam ediyorum. Meral, şurayı sileyim karışmasın. Meral her gün aldığı harçlığın 1 bölü 4'ünü ayırarak hafta başından haftanın son gününe kadar bir haftada 45 TL biriktirdiğine göre. Yani toplamda 10x hafta içi biriktirdi. Hafta sonu da 2x biriktirdi. 12x bir haftada biriktirdiği toplam paranın 4'te biri yani 1 bölü 4'ü ne kadarmış? 45 TL'ymiş. Bu 45 eşit. Sadeleştirirsem 3x eşittir 45. Buradan x eşittir 15 çıkar. X'i bulduk 15. Hafta içi aldığı günlük harçlık ne kadardır diyor. Günlük karşılığı 2x'ti. Bana 2x soruyor. X 15 ise 2x 30'dur. Yani cevaba Ceyhan diyebiliriz. Geldik 17. soruya. Kaya bir soru bankasının her gün eşit sayıda soru çözerek 9 günde bitirmeyi planlıyor. 4. günün sonunda arkadaşıyla karşılaşan Kaya, arkadaşına "Hastalandığım için ilk 4 gün planladığımdan %25 daha az soru çözebildim ama kalan 5 günde daha fazla soru çözerek kitabı 9 günde bitireceğim." diyor. Buna göre Kaya, başlangıçta her gün çözmeyi hedeflediği soru sayısını kalan günlerin her biri için yüzde kaç arttırmalıdır diyor. Şimdi bakın şöyle diyelim. Her gün çözmesi gereken soru 100 soru olsun. Yani her gün 100 tane soru çözecek tamam mı Kaya? Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün, altıncı gün, yedinci gün, sekizinci gün ve dokuzuncu gün. Dokuz günde toplamda kaç soru çözmesi gerekir? Her gün 100 soru çözüyorsa hedefi 900 soruyu çözmesi. Bu arada sizin de böyle hedefler kendinize koymanız lazım. Yani her gün 100 soru mesela gibi. <laughs> Tamamdır. Şimdi devam edelim. Tamam toplamda 900 soru çözmen lazım da bir aksilik olmuş. İlk 4 gün hastalandığı için planladığından %25 daha az soru çözmüş. %25 daha az ne demek biliyor musun? 1 bölü 4'ü daha az. 4'te 1'i kadar az çözmüş. O zaman 4'te kaçı kadar çözmüş normalde? 4'te 3'ü kadar çözmüş. Hedefinin 4'te 3'ü kadar çözmüş. Böyle yapabilirsin. Peki hedefi her gün 100 soru çözmek diye. 100'ün 4'te 3'ü ne yapar? Kaç çözmüş ona bakacağım. 100'ü 4'e bölersem 25. 25 çarpı 3 75. Demek ki ilk 4 gün Kaya hastalandığı için 75'er soru çözmüş ilk 4 gün. Peki 75 ile 4'ü çarparsan toplamda kaç soru çözmüş? Bakalım 150, 150 daha 300. 300 tane soru çözmüş. Kaç tane kalmış? 600 tane. 600 tane sorusu kalmış. E şimdi arkadaşım şöyle düşün. Kaç gün kaldı? Şimdi 4 gün burada. Toplamda 9 günde bitirecekti. Demek ki 5 gün kaldı. 5 günde 600 tane soru çözmesi gerekiyor. E 600'ü 5'e bölersen günlük çözmesi gereken soruyu bulursun. 600'ü 5'e bölüyorum. 120 yapar. Değil mi? 120 yapar. O zaman günde 120 soru çözecek. Daha öncesinde 100 soru çözmesi gerekirken şimdi 120 soru çözmesi gerekiyor. Kalan günlerde her bir için yüzde kaç arttırmalıdır sence? 120. Daha önce 100'dü. Şimdi 120. Değil mi? Cevap Ceyhan. Yüzde 20 arttırması gerekiyor. Haydi bakalım saatteki hızı 75 km olan bir araç A noktasından saatteki hızı 120 km olan başka bir araç ise B noktasından aynı anda birbirlerine doğru sabit hızla hareket ediyorlar. İki araç C noktasında karşılaştığında birinci sürücü ikinci sürücüye aracımın saatteki hızı 25 km daha fazla olsaydı buraya bir saat erken gelirdim diyor. Buna göre A ile C arasındaki yolu ikinci sürücü kaç saatte gider diyor. Şimdi öncelikle şöyle düşünelim. T kadar sürede bu aracın aldığı yol hız çarpı zamandan 75 T'dir. T kadar sürede ikinci aracın aldığı yol hız çarpı zamandan 120 T'dir. Tamam mesafeler bu şekilde düşünebiliriz. Şimdi sonuçta 75 ile giden T kadar sürede C noktasına varıyor. Ve iki araç C noktasında karşılaştığında... Birinci sürücü, ikinci sürücüye şunu söylüyor. Aracımın saatteki hızı 25 km daha fazla olsaydı yani hızım 100 olsaydı diyor. buraya bir saat daha erken gelirdim. Yani T saatte değil de T-1 saatte gelirdim diyor. Aynı yolu alırdım diyor. Peki o yol ne? 75'te. 75 T'lik yolu alırdım diyor T-1 saatte. Hızına da 100 aldım. Tamamdır. Şimdi dağılma özelliğini uygulayalım. 100t 100 T-100 eksi eşittir 75T. Bir tarafta toplarsam 25T eşittir 100 s o zaman T eşittir 4 çıktı. Şimdi bu arkadaş T eğer 4 ise 75 çarpı 4 yani şu mesafe 75 T ya. T'nin yerine 4 yazarsam 150 300. 300 kilometre olduğunu bulduk AC mesafesinin. Bakalım bana soruda ne diyor? Buna göre A ile C arasındaki yolu yani 300 kilometreyi ikinci sürücü kaç saatte gider? Bu araç C noktasından 120 kilometre bölü saat hızla çıktığında yol eşittir. X eşittir. Hız çarpı zamandı. Yol ne? 300 kilometre. Yol eşittir. Hızı ne? 120. Zaman ne? T. T kadar zamanda alacak. O zaman T eşittir. 300 bölü 120 diyebiliriz sıfırlar gider 30 bölü 12 6 ile sadeleştirelim 6'ya bölersem 5 6'ya bölersem 2 yani 2 buçuk dakikada 2 buçuk saatte pardon 2 buçuk saatte bu kadar yolu alabilir yani doğru cevaba denizli diyebiliriz. 117 şeker yaşları 2 3 4 olan 3 çocuğa dağıtılacaktır. Yaşlarıyla doğru orantılı dağıtılırsa en büyük çocuk diğer ikisinin toplamından 13 tane eksik kalır. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi birinci önermeyi yapalım bakalım. Doğru orantı dağıtmak demek, şöyle dağıtmak demek. 2x, 3x, 4x, tamam? Yaşlarıyla doğru diyorsa 2, 3 ile doğru yani 2x, 3x, 4x diyorsun. Topladığın zaman kaç şeker var toplamda 117. O zaman 117'ye eşitle. 7, 2 daha 9x. 9x 117 ise 117'yi 9'a bölersem ne olur? 9 kere 1, 9. 27'de 3 defa var. O zaman x eşittir 13 çıkar. Tamam. x 13 ise en küçük kaç alır? 26 alır. Ondan sonraki ortanca 39 alır. En büyük kaç alır? 52 alır. Yaşlarıyla doğru orantılı dağıtılırsa en büyük çocuk diğer ikisinin toplamından 13 tane eksik alır diyor. Topla bakayım diğer ikisini. 26, 39 daha ne yapar? 65. 65'ten 52'yi çıkardığında ne yapar? Ee, 65'ten 52'yi mi çıkardığında? E tamam. Şöyle 3. Alttan 5 çıkardı. 1. 13 oldu. Bana da 13 tane diyordu. E o zaman birinci sorunun doğru olduğunu bulduk. Şimdi silelim 2'ye bakalım. Yaşlarıyla ters orantılı dağıtılırsa. Şimdi 2, 3 ve 4 ile ters orantılı dağıtılırsa şöyle diyeceksin. K bölü 2, K bölü 3, K bölü 4 alır bu çocuklar. Toplamda kaç şeker alıyor? 117 şeker alıyor. Payda eşitle 12 de eşitlenir. Yani burayı 6, burayı 4, burayı 3 ile çarp. 6K artı 4K artı 3K bölü 12 eşittir 117. 13K Şuraya yazıyorum. 13K bölü 12 eşittir 117. Burada sadeleşme işlemini yaparsak 13'e bölersem ilk tarafı 13'e bölünde 9 mu olur? Yani K eşittir 108'miş. Şimdi çocukların kaç şeker aldıklarını şuraya yazalım. 1, 2, 3 diye. K 108 ise 108'i 2'ye bölersen 54 birinci çocuk. 108'i 3'e bölersem 36 ikinci çocuk. 108'i 4'e bölersem 28'de 7, 27 üçüncü çocuk alır. Bakalım ne diyor. Yaşlarıyla ters orantılı dağıtılırsa en büyük çocuk en küçük çocuktan 27 tane eksik alır diyor. Bakalım 54 27 27 27 daha ne yapar? 54 yapar. Evet doğru. Yani 2 de doğru. Geldik üçüncü önermeye. En küçük çocuğun yaşlarıyla doğru orantılı iken aldığı miktar ters orantılı iken aldığı miktardan 28 tane eksiktir. En küçük çocuk yaşlarıyla ters orantılı iken bakın 54 almış. Doğru orantılı olduğunda ise 26 almış. 54-26 çıkardığında 8-4-2 çıktı. 2-28 evet bu da doğru söyleniyor. O zaman 1, 2 ve 3, 3'ü de doğru cevap edirne diyebiliriz. Geldik 20. soruya. Özel sayı sorusu, çok dikkat, kesin çıkacak. Özel sayı sorusu. Şimdi bakın. Bir sayının rakamlarının faktöriyellerinin toplamı sayının kendisine eşitse bu sayıya yağız sayı denir. Şimdi burada soruyu örnekle anlamaya çalışın. Bakın burada bir örnek vermiş. 145 sayısı rakamlarının faktöriyellerini alıyor. Yani her birinin tek tek. 1 faktöriyel, 4 faktöriyel, 5 faktöriyel. Topla bakalım 5 faktöriyel ne yapar? 120, 4 faktöriyel. 1'den 4'e kadar olan sayıların çarpımı yani 24. 1 faktöriyel de 1. Topladığın zaman bak ne yapmış? İlk sayıyı vermiş. Bu sayı o zaman yağız sayıymış. Burayı anladıysan hemen artık sonuçlara, cevaplara geçebilirsin. Buna göre hangisi yağız sayıdır diyor. 246. Bakalım. 2 faktöriyel artı 4 faktöriyel artı 6 faktöriyel 246 olması lazım. 2 artı 4 kere 3 12 24 artı 6 faktöriyel 120 çarpı 6 720. E 720 ile bunu toplarsan 246 yapmaz ki. A şıkkı gitti. 545. 5 faktöriyel artı 4 faktöriyel artı 5 faktöriyel. 5 faktöriyel ne yapar? 120. 120, 120 daha 240. 240, 24 daha 264. Bu da olmadı. Geldim C şıkkına. 1235 acaba eşit mi? 1 faktöriyel artı 2 faktöriyel artı 3 faktöriyel artı 5 faktöriyel kesinlikle eşit olmaz. Geçtim hiç hesaplamaya gerek yok. Şimdi geldim 1 2 3 4 5'e. 1 2 3 4 5 dediğin zaman da 1 faktöriyel 2 faktöriyel 3 artı 4 artı 5 faktöriyel toplamı bu 120'dir. Bu 24 bu 3 kere 2 6, bu 2, bu 1. Topladığın zaman nasıl 12.000 yapsın? Yapmaz. O zaman bu da gitti. Yani aslında cevabın Edirne olduğunu söyleyebiliriz. Ama yine de bakalım. 4 faktöriyel artı 0 faktöriyel artı 5 faktöriyel artı 8 faktöriyel artı 5 faktöriyel. 8 faktöriyel tabii ki hesap makinesinde hesapladım. 40.320. 40.320 artı 5 faktöriyel 120 yapıyor. 120, 120 daha 240. 240 artı 0 faktöriyel 1. 4 faktöriyel de 24. Bunları topladığında 40.585 yapıyor. Yani cevabı direkt Edirne diyebiliriz. Şimdi diyeceksin hocam hesap makinesi yok bizde nasıl yapacağız? Arkadaşım bunu sana zaten bu kadar zor olacağını düşünmüyorum ben. Sana 145 işte 545 gibi böyle küçük sayılar sorar daha rahat yaparsın. Haydi bakalım devam edelim. 4 çubuklu bir abaküste 4 boncuk bulunmaktadır. Bu boncuklarla oluşturulabilen sayılardan 3 tanesi aşağıda modellenmiştir. Buna göre yukarıda gösterilen sistemde kaç farklı sayı elde edilebilir diyor. Mesela bakın 400'ü şöyle yapmış. 4 boncuk var. 0 boncuk, 0 boncuk, 0 boncuk var. 1 boncuk var, 2 boncuk var, 0 boncuk var, 1 boncuk var. 0, 0, 3, 1 yani 0031 sayısını 31 olarak algılamış. Tamamdır. Kaç farklı bu şekilde sayı oluşturabilirim diyor. O zaman 4 basamaklı sayıların rakamlarını şöyle seçeceğiz. Mesela 4 0 0 0 rakamlarını kullanarak kaç sayı oluşturabilirim? Rakamları toplamı 4 nasıl olur? Mesela 2 2 0 0 olur. Toplamı 4 boncuk olduğu için rakamları toplamı 4 başka nasıl olur? 2 1 1 0 olur. Veya 3 1 0 0 olur, değil mi? Başka bir durum var mı? 1, 1, 1, 1 olur. Yani 4'ü de 1 olur. Tamam şimdi bu 4000 bunlar yer değiştirerek diğer sayıları da oluşturabiliriz. Mesela 4'ü buraya alırsam yani 0, 4, 0, 0 değil mi? Veya 4'ü buraya alırsam 0, 0, 4 gibi. Peki 4, 0, 0 rakamıyla yani sadece şu rakamlarla kaç farklı sayı oluştururum 4 basamaklı? Onu nasıl yapıyorduk? 4 faktöriyel bölü tekrar edenler. Yani şu 3 tanesi 0 olduğu için 3 faktörle bölüyorum. Yani 4, 3, 2, 1 bölü 3, 2, 1. Yani şunlar gider. Direkt 4 tane böyle sayı yazabiliriz. Nedir o sayılar? Onları da açıklayayım. Mesela 4000, 4000 veya 0400 veya 0040 veya 004. Yani sadece 4 ve 3 sıfırla bu kadar bakın sayı oluşturdum. Tabii 0 0 0 4'ü de yine bir 4 basamaklı sayı gibi düşünüyoruz. Bakın burada ya oluşturmuş onu. Hani sıfırla başlaması bizim işimizi bozmuyor. Yani 1 basamaklı 2 basamaklı olabiliyor. Peki 2 2 0 0 kendi arasında kaç fark şekilde değişir? 4 faktöriyel bölü tekrar edenler 2 tane 2 var. 2 faktör böldüm. 2 tane 0 var. 2 faktör böldüm. Yani 4 3 2 faktöriyel bölü 2, 2. Bunlar sadeleşti. 2 kere 3, 6 tane böyle sayı oluşturabilirim. Geldim buradan kaç tane sayı gelir? 4 sayı var yine. 4 faktöriyel bölü tekrar edenler. 2 tane 1 var. 2 faktöriyle böldüm. Yani 4, 3, 2 faktöriyle kadar azaltıyorum. Sadeleştirmek için 4 kere 3, 12 tane. Devam ediyorum. Geldim buradan ne kaç tane gelecek bakalım. 4 faktöriyel bölü tekrar edenler. 2 tane 0. 2 faktöriyel. Yani 4, 3, 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyel bunlar gitti. 4 kere 3, 12 tane. Devam. Buradan zaten bir tane. Yani 1111 sayısı. Toplayalım bakalım. 6, 4 daha 10. 10, 24 daha 34. 1 daha 35. Demek ki bu şekilde 35 tane sayı oluşturabilirmişiz. Geldim 22. soruya. Aşağıda hediye kazanmak için yapılan çark çevirme işinde 8 eş parçaya bölünmüş 2 çarktan... Önce birincisi daha sonra ikincisi çevrilecektir. Birinci çark çevrildiğinde asal sayı gelirse ikinci çark çevrileceğine göre. Yani şart şu birinci çark çeviriyorsun asal gelirse ikinciye geçiyorsun. Tamam. İkinci çarkı çevirmeye hak kazanan birinin tablet kazanma olasılığı nedir diyor. Bak tablet de burada yani iki gelme olasılığı soruyor. Tamam şimdi şöyle yapacağız o zaman. Asal sayıları söyleyin bakayım. Asal sayılar kaçtan başlar? 2'den. 2, 3, 5 ve 7. Değil mi? Toplamda 8 rakam var. 8 rakam var. Buradan asal çekme olasılığın 4 tanesi asal olduğu için 8'de 4'tür. Yani birinci çarktan asal gelme olasılığı 8'de 4. İşlem devam ettiği için çarpa çarpa gidiyorsun. Şimdi ikinci çarka bakıyorum. İkinci çarkta tablet kaç tane var? Bakalım numaralarda 1, 2, 3 var. Yani toplamda 8 sayı var. Bu 8 sayıdan 3 tanesinde tablet var. O zaman tablet çekme olasılığım 8'de 3'tür. Devam edelim. Şimdi sadeleştirmenizi yapalım. 4'e böldüm 2. Yani 3 bölü paydaları çarparsam 16. O zaman doğru cevaba 16. 3 bölü 16 yani Adana diyebilirim. 23. soruyla devam ediyoruz. Şimdi aşağıdaki tablo ve o merkezli dairesel grafikte bir bölgede yetişen tahıl, meyve ve sebzeleri yüzdeleri ile arpa, buğday ve yulafın oranları verilmiştir. Yani burada öncelikle ürün olarak tahıl, meyve ve sebzelerin yüzdeleri verilmiş. Yan tarafta da dairesel grafikte arpa, yulaf ve buğdayın bu şekilde dairesel grafikteki yüzdeleri verilmiş. Kaç dereceye karşılık geldiğini verilmiş. Bu bölgede toplam 240 ton sebze yetiştiğine göre. Şimdi bakın tüm ürünlerin %20'si sebze ve bu 240 tona eşit. O zaman ben tüm ürünlere x dersem x'in %20'si tüm ürünlerin %20'si 240 tona eşitse 240'a eşitliyorum. Sadeleşmemizi yaparsak sıfırlar gider. 2'ye bölersem 1, 2'ye bölersem 120. 120 ile 10'u çarparsam demek ki tüm ürünler 1200 tonmuş. ...tamamı, bütün ürünlerin tamamı 1200 tonmuş. Şimdi bu 1200 tonun yüzde 45'i tahıl. Tamam. Yani 1200'ün yüzde 45'ini hesaplarsak ne kadar tahıl varmış ona bakıyorum. O zaman sıfırları götürüyorum önce, sıfırlar gitti. 12 çarpı 45 ton tahıl var. Yani onu şöyle yapalım, 10 çarparsam 450, 450, 90 daha 540 ton toplamda tahıl varmış. Yani şu dairenin tamamı hepsi tahıl ya. 540 ton. Şimdi bana burada neyi soruyor ona bakalım. E, yetiştiğine göre kaç ton arpa yetişmiştir? Şimdi arpaya baktığın zaman şuranın bir kere kaça karşılık geldiğini bulmam lazım. Tam açı 360 derecedir. 150, 90 daha 240 yapar. 360'tan 240'ı çıkartırsam şuraya arpaya 120 derece kalıyor. Topladığın zaman 360 yapar. Oradan buldum. E şimdi o zaman tamamı bu dairenin tamamı 540 tona karşılık geliyorsa arpa kaç tondur nasıl buluruz? 540 tamamı 120 derece ise tamamı 360 ise 360'da 120'lik kısmına karşılık gelir arpanın ağırlığı. Tamamdır. Bir daha söylüyorum bu dairenin tamamı 540 ton. Arpa ise 120 dereceye karşılık geliyor. E 360'da 120'si tam bir e, şu çember 360 derecedir. 360'da 120'si arpaya karşılık gelir. O zaman sadeleştirelim. Burası 3, 1 bölü 3 yani 540'ı 3'e bölersek 18, 0 yani 180 ton toplamda arpa yetişmiştir. Tablo grafik soruları arkadaşlar her sene bir tane çıkar. O yüzden bu soruları da mutlaka sınavlarımızda yer veriyoruz. mantığı da bu şekilde. Şimdi geldik sayısal mantık sorusuna. 24'ten 26. soruya kadar aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız diyor. Bunu gördüğünüzde anlayacaksın ki sayısal mantık sorusu. Haydi bakalım. Bazı hücreleri maviye boyalı düzgün altıgenlerden oluşmuş şekil a Aşağıda verilmiştir tamam Bu şeklin beyaz hücrelerine tam sayılar yazıldıktan sonra Her mavi hücreye Kendisiyle ortak kenara sahip olan tüm beyaz hücrelerdeki sayıların Çarpımı yazılıyor Yani şöyle bakın Burada mavi 6 nasıl oluştu Kendisiyle bitişik olan Tüm beyaz hücrelerdeki sayıları çarpıyorsun 2 kere 1 2 2 kere 3 6 buraya 6 yazıyorsun 8 nasıl oluştu kendisiyle bitişik olan beyaz hücreler bakın bunlar. 4 kere 1, 4. 4 kere 2, 8. 8'i yazdık. 12. 12'nin kendisiyle bitişik olan beyaz hücrelerine bakıyorum. Buradaki sayıları çarp o zaman. 1 kere 3, 3. 3 kere 4, 12. 12'yi yazmış olduk. Tamamdır. Örneği eğer anladıysak bunu çözmeye çalışalım. Aşağıdaki şekilde x artı y artı z toplamı kaçtır diyor. Şimdi o zaman 24'ün kendisiyle bitişik olan beyaz hücrelerine bakıyorum. Yani şu sayıları çarptığımda 24 yapması lazım. Hemen çarpalım. 3 çarpı x çarpı y eşittir 24 ise x çarpı y eşittir 8'dir. Bunu bulmuş olduk. Devam edelim. Şimdi 60'a 60'la devam ediyorum. 60'ın şu şekilde kendisiyle bitişik olan beyaz hücreleri bu hücreler. Yani x çarpı 3 çarpı 5 x çarpı 3 çarpı 5'in 60 olması lazım. O zaman 3 kere 5 15. 15 ile kaçı çarparsak 60 olur? 4'ü. O zaman x'i bulduk bakın. x 4'müş. Eğer x 4 ise y kaçtır? y de 2'dir. Onu da buradan bulduk. y'nin 2 olduğunu buldum. Devam ediyorum. O zaman z'yi nasıl elde ederiz? Kendisiyle bitişik olan beyaz hücreler bunlar. Şöyle Z'nin kenarlarını yazıyorum. O zaman Y 3 ve 5'i çarptığımda yani Y çarpı 3 çarpı 5 Z'ye eşit olmalı. E Y de 2 idi. O zaman 2 kere 3 6. 6 kere 5 30. Z de 30'a eşitmiş. Tamam şimdi bunların toplamını soruyor bakın. Toplayalım 6 30'da 36 yani doğru cevabın denizde olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim 26. soruya. 25. soruya pardon. Aşağıdaki şekilde A çarpı B çarpı C işleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi öncelikle 72'ye bakıyorum. 72'nin kendisiyle bitişik olan beyaz hücreleri A4B. O zaman 72 eşittir. 4 A çarpı B diyorum. A çarpı B o zaman 72'yi 4'e bölersek 18 mi? Bunu bulmuş olduk işaretledim. Sonra 48'e bakalım. 48 şu şekilde kendisiyle bitişik olan kenarları şöyle işaretledim. 48 C çarpı B çarpı 4'e eşit. Yazalım. 48 eşittir 4 BC. O zaman 48'i 4'e bölersem B çarpı C 12. Bunu da bulmuş oldum. işaretledim. Geldim 24'e. 24'ün kendisiyle bitişik olan beyaz hücreleri A4C'dir. O zaman yazalım. 24 eşittir. 4 çarpı a çarpı c yani buradan ac eşittir 6 diyebiliriz. Bunu da yine işaretledim. Şimdi bakın bana burada a çarpı b çarpı c soruluyor değil mi? Bu şekilde 3 tane denklem bulduysan alt alta yazıyorsun. Bakın ac 6 değil mi? Bunun altına a çarpı b 18 onu yazdım. Onun da altına b çarpı c'yi 12 bulmuştum onu yazdım. Taraf tarafa çarpıyorum. Öncelikle sağ taraftaki tüm sayıları çarpacağım. 2 tane a'yı çarpıyorum. a kare çarpı 2 tane b b kare 2 tane c'yi çarparsam c kare. Buradaki sayılar 6, 18, 12. Tamam. Şimdi peki abc kare değil mi? Bunu şöyle yazabilir misin? abc'nin parantez karesi. Çünkü parantez karesi aldığımda her birinin tek tek karesi alınıyordu. Peki bu ifade neyin karesi? Onu bulmam lazım. Onu da şöyle yazalım. 6'yı Şöyle yazıyorum 3 çarpı 2 diye 3 çarpı 2 diye yazdım altını yerine 18'i de direkt 18 olarak bıraktım 12'yi de direkt böyle yazıyorum 12 olarak bıraktım Amacım şuydu 2 kere 18 ne yapar 36 3 çarpı 12 ne yapar O da yine 36 yapar abc'nin karesi o zaman bu ne yaptı? 36'nın karesi eşittir eşittir ABC'nin karesine. O zaman ABC çarpım neymiş? 36'ymış. Bana da onu soruyor. Cevap C'ye. Yani. Devam edelim. Geldik 26. soruya. Aşağıdaki şekilde mavi hücrelerde bulunan sayıların toplamı 300'dür. Onu şöyle yazıyorum bakın. A B C ABC'nin toplamı 300'müş. Buna göre x'in alacağı değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi öncelikle a'nın yerine ne yazabiliriz? Hemen a'nın kenarlarını şöyle işaretledim. Çarp bu sayıları y kare x. A'nın yerine o zaman y kare x yazdım. Artı B'nin yerine ne yazabilirsin? Şu B'nin kenarlarını işaretledim. y kare x. Onun yerine de yine y kare x yazdım. Artı C'nin yerine ne yazacağız? C'nin kenarlarına bakıyorum. y kare x. Yine aynı sayılar y kare x eşittir 300 ise 3 tane y kare x 300'e eşit. O zaman y kare x 100'e eşit. Tamam. Şimdi dikkat. Burada x'in alabileceği değerler toplamı diyor. Şimdi iki sayının çarpımı nasıl 100 olur? 1 çarpı 100 100'e eşittir. Değil mi? Yani ben burada hani y kare x'e 1 dedim, y kareye 100 dedim. 100 çarpı 1, 100'e eşit oldu. Tamam öyle yazdım. O zaman y kare 100 ise y ne olur? 10 olur. 10 tam sayıdır. Yani y kare 100 olabilir. O zaman x ne olur? 1 olur. x'in alacağı bir değeri buldum. 1. Devam ediyorum. 100'ün çarpanları 4 çarpı 25 de 100'e eşittir. 4 çarpı 25. Şimdi ben bunu 4 çarpı 25 yazabildiğim gibi 25 çarpı 4 diye de yazarım. Değil mi? Bu da yine 100'e eşit. E şimdi buradaki x'ler ne oldu? 4 oldu. 25 oldu. O zaman x eşittir 4 olabilir. Aynı zamanda x eşittir 25 olabilir. Ha, şimdi başka bir sayı yazabilir miyiz? 50'ye 2 yazabiliriz. Değil mi? 50'ye 2 dersem ama o şey olmaz. Ee, yani 2 de bir sayının karesi değildir. 50 de bir sayının karesi değildir. Onu yazamam. Başka nasıl yazabilirim? Bir durumda şöyle düşündüm bakın. Hani bunu nasıl yer değiştirdim? Yüzde biri de yer değiştirebilirsin. Yani yüze bir de diyebilirsin. Yüzde birin çarpımı da yine 100 yapar. Buradaki x değeri de yine yüze eşittir. Dördüncü x'imizi de bulmuş olduk. Şimdi başka değer veremiyorum. Çünkü tam sayı olacak. Yani 50'ye 2 dediğimde tam sayı olmuyor. Hani bir sayının karesi 50 olamaz. Bir sayının karesi 2 olamaz. Ondan dolayı. E, bu şekilde kalır. Yani x'in alacağı değerler toplamını bulalım. 5, 30, 130 yani doğru cevaba Edirne diyebiliriz. Geldim 27. geometri sorusuna üçgende açı. Şimdi bakın AB eşittir AC zaten çift çizikle göstermiş. AD uzunluğu DC'ye eşit. Onu da tek çizikle göstermiş. Bakın AD uzunluğu DC eşit. Tamam. Buna göre x kaç derecede diye soruluyor. Şimdi bu soruya bakarsak eğer şurada şu üçgende bu açıya ben y dersem eğer ikiz kenar üçgense ikiz kenarların birleştiği nokta tepe noktası olacak şekilde bu üçgende taban açıları şunlar y, y eşittir eğer üçgen ikiz kenarsa. Bakın bunu yazdıktan sonra şöyle devam ediyorum. Üçgende iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açıya eşittir. Yani burası 2y1. YY da 2y. Bu özelliği mutlaka kullanın. Devam ediyorum. Bakın bu da ikiz kenarmış. Yani AB uzunluğuyla AC uzunluğu da eşitmiş. Onu da çift çizikle göstermiş. Nerede birleşiyor bunlar? Tepe noktası burasıysa taban açıları eğer burası y ise diğer taban açısı buranın da y olması lazım. Buraya da y yazdım. E şimdi o zaman şu üçgene baktığım zaman ABD üçgeni. ABD üçgeni iç açıları toplamı 180'dir. Yani 3y artı 54 eğer 180'e eşitse. 180'den 54'ü çıkartıyorum. 6 geriden 5 çıktı 2. 126. 126'yı 3'e de bölersem 42'ymiş y. Şimdi biz ama y'yi bulduk 42 olduğunu. Bana x'i soruyor. Şimdi burası 42 ise e bakın bu doğru açı doğru açı yani topladığın zaman bunlar 180 yapacak. 42 54 daha 6 96 180'den 96'yı çıkartırsam 10'dan 6 çıktı 4 burada kaldı 7. 17'den 9 çıktı 80. 84 yani x'in cevabı 84 diyebiliriz. Şimdi geldik 28. soruya. ABC'de dikdörtgen diyor. DF dik EC Bakın DF'nin EC'ye dik olduğunu zaten göstermiş. Şu 90 derece şöyle biraz daha büyük çizdim. Bunu göstermiş. FC ile EB uzunluğu eşit. FC uzunluğuna çift çizik koyduk. EB bakın EB uzunluğu şu. Oraya da çift çizik zaten koymuş. Tamamdır. EF uzunluğu 2. Onu şöyle maviyle göstereceğim. EF uzunluğu 2. Şurası 2'ymiş. Tamam. BC 8'i zaten göstermiş. Dikdörtgenin alanını soruyor. Yani alan ABC'de nedir? Şimdi eşit olan uzunluklara x diyorum. Yani buraya böyle x, x yazdım. Ondan sonra açıları yazıyorum. Ben buraya alfa diyeyim. Alfa 90. Burası da olsun beta. Tamam. Alfa, beta 90. Eğer alfa ile betanın toplamı 90 şuraya ne dersin? Beta dersin. Çünkü bir dikdörtgenin dik, dik bir açısı 90 derece. Alfanın hemen yanına beta yazdım. Devam ediyorum. Beta burası 90 burası nedir? alfadır. Ha o zaman bakın iki tane elinde senin dik üçgen var. Alfa, beta, doksanlı. Bu dik üçgenler kesinlikle benzerdir. Benzer olduklarını buldum. Ondan sonra devam ediyorum. Şimdi burada bakın bu üçgende alfayı gören kenar uzunluğu x. Diğer üçgende de alfayı gören kenar uzunluğu x. O zaman bu yeşille boyadığım üçgenler eş üçgenlerdir. Eş üçgenler. Tamam. Eş ne demek? Her şeyi aynı demek. Burada mesela beta'yı gören 8 ise bu üçgende de beta'yı gören şu kenar uzunluğunun 8 olması lazım. Bunu yazdım. Tamamdır. Devam ediyorum. Şimdi e diğer kenar uzunlukları da aynı. Bu üçgende mesela 90'ı gören kenar uzunluğu tamamı sakın x deme. X artı 2. Bakın bu üçgende 90'ı gören kenar uzunluğu x artı 2. Diğer üçgende 90'ı gören kenar uzunluğu buranın x artı 2 olması lazım. Tamam şimdi bakın. Yeşil üçgeni yani şu üçgeni boyadım ya. Bu üçgene dikkat et. Kenarlarına bakın. X, 8, X artı 2. Şimdi içerisinde şöyle kırmızıyla bir daha çiziyorum üçgeni. Üçgenin kenarlarını bak önce dik kenarlarını söylüyorum. X, 8, 90'ı gören de X artı 2. Böyle bir üçgen. Yani içinde 8 olan üçgenleri söyleyin bakalım bana. Sakın burada Pisagor yapmayın. İçinde 8 olan üçgenleri söyle. 6-8-10 duyar gibiyim. Bir tane daha var. 8-15-17. Harikasınız. O zaman 8-15-17'dir bu üçgen. Çünkü bakın x'e 15 verdiğimde burası 17 oluyor. Yani x 15'miş. Bunu bulduk. Eğer x 15 ise o zaman şurası ne oldu? x'in yerine 15 yazarsam 17 oldu. Bana dikdörtgenin alanını soruyor. Yani 17 çarpı 8. 17 çarpı 8 ne yapar? 7 kere 8 56. elde var 5. 8, 5 daha 13 yani cevap 136 doğru cevabı Denizli diyebiliriz. Bu da benzerlik sorumuzdu. Geldik çemberde uzunluk sorusuna. Hadi bakalım. Şimdi AB çaplı yarım çember. Tamam. F DC'ye teğet. F noktasında DC'ye teğet zaten çizmiş. Diklikleri zaten göstermiş bakın. 90 derece 90 derece. Tamam. AB uzunluğu 16. Yani bu yarım çemberin Çapı 16. O zaman yarı çapına 8 diyebilirsin. Şu şekilde merkezi işaretlemen de fayda var. Benden söylemesi. Yani çap 16 ise yarı çap 8 ya. Merkezi hemen işaretle 8 8 yaz. Devam ediyorum. 16 6 zaten yazmış. Buna göre DC nedir diyor. Bak şimdi. Ek çizim yapacağım. Unutma. Yarı çap TYT diktir. Yarı çapı çiz ve yarı çap TYT diktir teğetin değme noktasında diktir. Buraya 90'ı koy. Tamam. Bunu özellik olarak bence yazın. Yarıçap TTT diktir. Konu anlatımlarımızı dinleyen öğrenciler varsa zaten bunu kesinlikle şu an gördüler. Yarıçap TTT diktir özelliğini ve 90 dereceyi koydular. Tamamdır. Şimdi bakın burada bir yamuk var. Nasıl o? Bakın bu 90, bu da 90, bu da 90. Yani şu çizdiğim dörtgen kesinlikle yamuktur. Alt taban, üst tabana paralel. Bakın o paralelliği şöyle gösteriyorum. E bu da paralel. Ve yamukta şu buraya mesela O dedik ya. OF kesinlikle orta tabandır. Neden orta taban? E bu parça buna eşitse bu parça buna eşittir. Tamam yamukta orta taban. Tamam buna göre DC uzunluğu soruyor ya. DC'yi nasıl buluruz? E şimdi arkadaşlar şurayı bakın tekrardan silip yazıyorum. Yarı çapı biz size 8 olarak zaten yazmıştık. Yani burası 8'di, bu da 8'di. E bu da yarı çap. O zaman buraya da 8 diyebilirsin. Orta tabanın özelliği neydi Yamuk'ta? Hatırlayalım hemen. Konu tekrarı. Şöyle bakın. Orta taban bu parça buna eşit. Bu parça da buna eşitse eğer ben buraya A, buraya C dediğimde orta tabana da E diyordum. Orta taban uzunluğu diğer iki kenarın toplamının yarısına eşittir. Bu bir kural. O zaman burada 8'dir ortada ban. Yani 8 eşittir. Diğer iki kenar ben buraya A diyeyim. Burası da 6 olsun. A artı 6 bölü 2. O zaman 2 kere 8 16. 16'tan 6 çıkarsa A'yı 10 bulduk. Yani şuranın 10 olduğunu söyleyebiliriz. Peki DC uzunluğunu nasıl bulacağız? Onu da şöyle yapacağız. Siliyorum bu yaptıklarımı bakın. Devam edeceğim işleme. 6 10 bulmuştuk onları tekrardan yazacağım Şöyle yaptım Yarıçap tt diktir demiştim Bunları 8 8 8 diye yazmıştık Burayı kaç bulmuştum 10 hani daha temiz olsun diye şöyle yaptım sildim Daha sonra e ve b noktasını birleştiriyorum Bakın Şu açı da 90 derecedir Çünkü çemberde çapı gören açı 90 derecedir Çemberde açıdan hatırla O zaman burada bir dikdörtgen oluştu Şöyle Karşılık kenarlar eşit. Bunlara 6, 6, 6 diyebilirim. Tamamı 8 ise buraya 2 kalır. Değil mi? 2 kalır. Eğer burası 6 ise tamamı 10 ise buraya 4 kalır. Şu uzunluğun tamamına yani buraya y diyorum. Y diyorum ve Pisagor yapıyorum bakın. Y kare artı 4'ün karesi eşittir. 16'nın karesine 16'nın karesine. 16'nın karesi 256 yapar 256'dan da 16'yı çıkartırsak 256 eksi 16 240 yaptı O zaman y kare eşittir 240 y eşittir kök 240 Bana bunu soruyor. karekök 240'ı O zaman çarpanlara ayrıldığında 240'ı çarpanlara ayırırsak 2'ye böldüm 120 2'ye böldüm 60, 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Bakın bu 2 tane 2, 1 tane çıktı. Buradaki 2 tane 2, 1 tane çıktı. 3 ve 5 bunlar garibanlar kökün içinde kaldı. Yani 4 kök 15'miş sorumuzun cevabı. Neden y? Çünkü bakın bana burayı soruyor. E burası da y'dir. Yani cevap Edirne diyebiliriz. Geldik analitik geometri sorusuna. ÖSYM'nin her sene mutlaka sorduğu analitik geometri sorusu dikkat. Şimdi A noktasının Y eksenine göre simetriği B. Şimdi bakın şöyle çiziyorum. A noktası olsun bu. Tamam A noktası. Bu X ekseni bu Y ekseni. A noktasının Y eksenine göre sen simetriğini alırsan buraya gelirsin. A üstü noktasına gelirsin. Daha önce bu noktanın koordinatları x, y ise yani burası x, burası y ise a üssünün koordinatı ne olur? Eksi x olur. Yani eksi x'e y olur. Ordinat değişmez. Sadece x'i değişir, y'si değişmez. O zaman y eksenine göre simetri alındığında y'si değişmez. Yani b noktasında y değişmez. Ama x işaret değiştirir. Önüne eksi atacağız. Yani eksi n eksi 4. eksiyle ile çarpacağız x'e. Tamamdır. B'yi bulduk. Daha sonra B noktası Y ekseni üzerinde. Ha, B noktası Y ekseni üzerindeymiş. Şimdi Y ekseni üzerinde olan bir noktanın x'i sıfırdır. Yani apsisi sıfırdır. Eksen eksi 4'ü sıfır eşitledim. Buradan eksen 4 çıktı. Yani n eşittir. Eksi 4 çıktı. Bunu buldum. Devam ediyorum. A noktasının y eşittir x eksenine göre simetriği. Şimdi bir noktanın y eşittir x doğrusuna göre simetriyim de şurada göstereyim. O da böyle bakın. A noktası x y olsun. Y eşittir x doğrusu da bu. A noktasının y eşittir x doğrusuna göre simetriği alındığında x ile y yer değiştirir. Unutma. Yani y'ye x olur. Tamamdır. Ben o zaman a noktası şu ya. N artı 4'e m eksi 1 ya. Y eksenine göre simetriyi alırsam. Yani x ile y'nin yerini değiştirirsem ne oldu? m eksi 1'e n artı 4 oldu. Şu ikisinin yerini değiştirdim. c noktası elde ediliyor. c noktası da y ekseni üzerindeymiş. Eğer y ekseni üzerindeyse bu noktanın da apsisi yani x'i sıfırdır. O zaman m'nin 1'e eşit olduğunu söyledim. Bana n çarpı m'yi soruyor. Yani bu ikisini çarparsam eksi 4 çarpı 1 eksi 4 eşittir. Cevap boludur. Şu son anlattığımı tekrar edeceğim size. Şimdi bakın. Mesela A noktası koordinatları AB olsun. Eğer Y eksenine göre simetrik derse sen şunu yap. Y'yi değiştirme. A'nın işaretini değiştir. Eksi A'ya B olur. Aynı noktanın eğer bana X eksenine göre simetriğini sorarsa bu sefer de X'i değiştirme. Yani A'yı değiştirme. Y'nin işaretini değiştir a'ya eksi b'dir. Devam ediyorum. A noktasının ab'nin y eşittir x'e göre simetriğini alırsa sadece yer değiştir. Yani b'ye a'dır. Devam ediyorum son. A noktasının y eşittir eksi x doğrusuna göre simetri derse hem yer değiştir hem işaret değiştir. Yani eksi b'ye eksi a'dır. Bir de hadi dayanamadım bir tane daha anlatıyorum. Onu da şuraya. AB noktasının orijine göre simetriğini derse orijine göre yani sıfır sıfıra göre simetriğini derse her ikisinin de işaretini değiştiriyorsun. Sadece işaret. Eksi a'yı eksi b'dir. Arkadaşlar bu çok önemlidir. Simetri bu çıkar sınavınızda. O yüzden bunu mutlaka bir yere not alın. Her zaman karşında dursun. Her zaman çıkabilir. Hadi bakalım bu denemeyi de bitirmiş olduk. Bir sonraki denememizde görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.